Muhammed oldu şu anda. Müthiş bir şey bekliyorum. Size bir teklif geldi şu an, un kapağından çağırıyorlar. Gelmez bana bir şey. Şu an şairler de dinliyor, size bir teklif sunabilir belki. Değerlendirmez. Onunla ilgili bir şey söyleyeceğim, onunla ilgili. Onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. O zaman benim... çok tamam, güzel. Buyurun. Ben yerime geçeyim mi yavaş yavaş? Şimdi şöyle geçeyim. Esas şöyle. Evet, seyircimize saygılıyız. Hayır. Şimdi bakın, ne güzel bir şey gelecek, kim bilir. Şimdi çok kısa okuyacağım, bana darılmayın. Yok, darılmaz. Dürüst adamsın. Doğru adam darılmaz. Doğru adam, evet. Yine sevgili Kerem Özdemir'in bestesi, güzel bir parça. Ben sana kalbimi nasıl verdiysem, sen de benim gibi sevsene canım. Ben sana koşup da nasıl geldiysem, sen de benim gibi gelsene canım. Ayrılık olmasın hiç aramızda, mutluluk duruyor bak yanımızda. Gönlümüz bir olsun bu sevdamızda, sen de benim gibi sevsene canım. Benden mi kadar? Gülüyorum. Ya ben hiç yani sesi iyi olmayan konuk davet eder miyim? Ben size şaka yaptım. Sadece heyecan olsun diye. Ben de zaten onun şaka olduğunun farkındaydım. Evet. Kendisi hani neticesinde hemen biraz dinleneyim, biraz sonra söylerim diye belki bekliyordu ama bizi kırmadı. Anında görüntü derler. Anında görüntü derler. Ben sizi kırar mıyım hiç? Çok teşekkür ederim. Hani derler ya, şu bardağı kırdığın zaman yerine gelmez. Ama insan kalbini kırmamak tabii çok daha çok önemli. Şimdi her zaman iş yapabilirsiniz. Çünkü piyasadasınız, her zaman iş yaparsınız. Önemli olan bir iş yaparken dostluğunuzu yitirmemek. Ne oluyor mesela, bir iş yapıyorsunuz, aranız bozuluyor, düşman oluyorsunuz. Hiç gerek var mı? Yani o yüzden iyi anlaşamıyorsak bile birbirimizi kırmamamız gerekiyor. Ama maalesef insanlar dostça bile ayrılmayı beceremiyorlar. Aynen. O çok kötü bir şey. Şimdi nedir? Erdem Bey benim hakikaten çok sevdiğim bir dostumdur, arkadaşımdır, güzel bir insandır. Şimdi ben Erdem Bey'le diyelim ki bir konudan ötürü tartışın. Erdem Bey yine benim dostumdur ama işle ilgili diyalogum olmaz. Değil mi? Ama dostluğumuz devam eder. O yüzden bu çok önemlidir. Kalp kırmayalım arkadaşlar. Helal abi. Biliyor musun, bir söz vardır. Ne derler? Dostluk insana çok para kazandırmaz ama hiç olmasın olmasın düşmanlarının kalitesini yükseltir demişler. Aynen öyle. Hani öyle bir söz vardır. Aklıma geldi şimdi, söyleyeyim dedim. Tabii iyi dostluklar önemli. Zaten gereksiz dostun olacağı da kaliteli düşmanın olsun hiç olsa rekabet olur yani. Yani her şeyin kalitelisi önemli. Aynen, her şeyin. Şimdi kalite dedim de sevgili seyirciler, aklıma geldi. Bizi Şahin Özer seyrediyor mu şu anda? Aradınız mı? Ekran başında mı? Şimdi Erdem Bey, Şahin Özer'e tabii ki selamlar ama aramızda çok değerli bir sanatçımız, evet, da var. Onu... Ziyaretimize gelmiş. Çok evet, değerli, işte. Bütün karizmasıyla, böyle her zamanki şıklığıyla Yusuf Karul gelmiş stüdyomuza. Kendisinin bomba gibi bir albümü çıkacak. Şimdiden ya. daha patlamadan ben söyleyeyim ki patlayacak çünkü sonra tanımaz filan bizi. Bir şey söyleyeceğim. Kendisi kamera arkasında da. Hani var mı böyle bir söylemek ister misiniz? Şahin Özer'den çıkıyor albümü. Bekliyor musunuz albümü? Ne zaman çıkacak? Tamam. Siz de Şahin Özer'in firmasından, onun evet, hani çıkaracağı sanatçılardan bir tanesiniz. Yine biliyorsunuz ki Şahin Bey albüm yaptığı herkes de mutlaka bir isim buluyor. Aynen. Eğer o otobüste kalmayı başarırsınız. Şahin Bey'in sözüdür bu. Şimdi Şahin Bey deyince aklıma geldi. Yıllar önce 2007 senesinde yine bir televizyon programında bana telefonla bağlanmıştı. Çok uzun hasbihal etmişti kendisiyle. Onun güzel sözleri vardır dostlukla alakalı. Söyler durur. Evet. Bilir misiniz? Meşhur bir sözü vardır hani. Hani bu dost. Çünkü onun hani bir gittiği bir yolda hep beraber gittiğimiz bir otobüsümüz var. Bizim otobüsümüzden inen parasını verir ayrılır demiştir zamanında. Evet. Bununla ilgili çok örnekler. Çünkü o yatırım yapıyor sanatçılarına. Onları insanlarla buluşturuyor. Ama bizim kapımız açık, inmek isteyen iner, evet, demişti. Evet. Şimdi ben Şahin Özer'in o zaman bir buradan soruyorum kendisine. 2007'de benim televizyon programına bağlanıp demişti ki Erdem Bey demişti. Ben demişti bir tane bayan solisti, dişi Davut Güloğlu gibi bir albüm yapmak istiyorum. Senin programından duyurmak istiyorum. Buyurun duyurun demiştim Şahin Bey'e. E duyurdum zaten demişti. Sene 2007. Şimdi soruyorum kendisine. 2007'den 2016'ya 9 yıl geçti. Şahin Bey, dişi Davut Güloğlu çıkardınız mı ondan sonra?
keşfiniz oldu mu? Çok merak ediyorum. Kendisinden bunun da cevabını alacağız. İnşallah programımıza geldiğinde dolu dolu sohbet ederek sizin vasıtanızla da Şahin Bey'e bu mesajımı iletmiş oldum. Teşekkür ederim. Şimdi gelelim. Evet Erdem Beyciğim, ben bir soru sormak istiyorum. Nursel Hanım'a döneceğim. Çünkü Nursel Eroğlu aynı zamanda bir kanalın da yönetiminde. Ve kardeş arada, kanal. Kardeş kanal. İsim Haruncuğum isim verebiliyor muyuz kardeş kanala? Verebiliriz. O zaman hemen dinleyelim. Kendisi evet, söylesin. Hoş geldiniz tekrardan. Kusura bakmayın hani biraz geç oldu gibi ama sizi seviyoruz, saygı duyuyoruz. Buyurun efendim. Şimdi onun için sesim geliyor herhalde. Evet. Herhalde bu yüzden bana sunucu olduğum için özellikle bu mikrofonu layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Bakalım eski günlere gidelim. Bu sunum yapabilecek mi diye düşündüm buyurun. Herhalde. Öncelikle ben size programınızdan dolayı başarılar diliyorum. Gayet güzel bir ikili olmuşsunuz. Biz de aynı zaman partnerimle beraber buradayız. İkilisiniz de ikilisiniz. Siz de ikiliyiz. Biz de ikiliyiz. Biz üçlüyüz de şimdi ikimiz buradayız. Evet. O zaman o diğer üçüncü kişinin ismini söyleyeceğim. Şimdi ben şöyle kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Ege Türk TV'nin genel müdürüyüm. Aynı zamanda orada Yeşilçam'ın Çınarları programını yapıyorum. Bunlarla ilgili ilerleyen saatlerde konuşuruz herhalde ama ben kısaca böyle anlatayım dedim. Aynı zamanda Onur'la çok güzel bir projeye başladık. Sabah keyfi yapacağız inşallah. Zil, Şal ve Gül diye bir program yapacağız. Henüz çekimlerimizi yaptık ancak yayına sunmadık. Biz paket programı yapacağız Onur'la. Çok yakında başlıyor. Evet, muhtemelen pazara yetiştirmeyi düşünüyoruz. İnşallah pazar günü değerli izleyenlerle Onur, ben, Funda Erkoç'la birlikte sizlerle buluşacağız yeniden. Bu arada sorun var demiştin. Kendimi tanıttım. Sorun alayım. Sorun şudur. Sunuculuk yani program sunmak mı yoksa bir kanalın idaresinde olmak mı daha cazip geliyor şu an? Çünkü ben hep sunuculuk yaptığım için idarecilik nedir hiç bilmem. Hani onun sorumluluğu çok daha farklı tabii ama. Ben yıllarca ticaretle de uğraştım. Birçok yöneticilik yaptım. O yüzden ticaret yapmak ve yönetici olmak bana göre daha zor ve daha benlik kazandıran bir duygudur. Evet, evet. Yapımcılık çok daha farklı bir şeydir. O hazdır, o hazla yapılan bir şeydir. O bir aşktır, aşkla yapılan bir şeydir. Ama iş böyle değildir yani. Hı hı. İş sorumluluk ister. Bir de her şeyden önce her ne olursa olsun ben işime saygılıyım. Ne iş yaparsam yapayım kendimi seviyorum, kendime saygım var. O yüzden de işime de saygılıyım. Çok yani onun için ayırt etmek mümkün değil. Ben ne iş yaparsam hakkını veririm diyorum. Sorumluluğu sonuna kadar taşırmıyorsun. Şimdi Nursel Hanım ben de size bir soru soracağım. Yeşilçam'ın Çınarları diye program yapıyorsunuz. Evet. Ve Yeşilçam'a hizmet vermiş. Evet. Yıllarını hani alın teri akıtarak bir ömrünü ona adamış pek çok ismi. Önemli isimleri programımıza konuk olarak davet ettiniz ve onlar da sizi kırmayıp geldiler. Evet. Bunlardan bir tanesi de İzzet Günay'dı. Doğru mudur? Evet. Heh. Süper. Şimdi İzzet Bey'in çok hoşuma giden bir konuşmasından bir alıntı söylemek istiyorum. Dedi ki kendisi, yolda yürüyoruz dedi, insanlar dedi cep telefonlarıyla konuşurken dedi, herkes birbirine çarpıyor dedi. İnsanlarda dedi artık dedi saygı kalmamış dedi. Sokağa çıkamıyoruz dedi, yürüyemiyoruz dedi. O ona çarpıyor, bu buna çarpıyor dedi. Biraz eski zamanın hani İstanbul'un eski dönemlerinde insanların hani takım elbiseler giyerek dolaştığını, hani hurra hel bir şey üstüne giydin hemen dışarı çık olmadığını, o eski günleri aradığından bahsetti. Ben de şimdi bu konuşma çok hoşuma gitti. Aynı sıkıntıyı ben de yaşıyorum. Bugün bir kıyafetimizi giyiyoruz, bir yere gideceğiz. Kalabalık bir yolda yürüyorsunuz. Herkes kendisi karşısındakini bekliyor ona yol vermesini. Yani sen eğer yol vermezse ben de sana yol vermeyeceğim diye yürüyorsunuz, küt diye vuruyorsunuz. Arkadaş hep ben mi yol vereceğim? Bu işler karşılıklıdır. İnsanlar bakışa demişler, devamını biliyoruz. Ama olduğunu. Erdem Bey, normalde yol bile veriyorlar geçerken, arabayla duruyorlar. Çok nazik insanlarımız var bizim. Var, bilmiyorum var mı yok mu. Şimdi ben bu konuda müzdarip, İzzet Bey de zaten konuyla alakalı şikayetçidir. Bunu dile getirmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru mudur? Sonra neler bunun üzerine konuştunuz? Neye bağladınız o konuyu? Ya biz demek ki izlemişsiniz programımızı. Siz hani hem sunucusunuz hem yapımcısınız. Biz de çağıracağımız konuklarımızı iyi tanımamız gerekiyor. Tabii çok teşekkür ederim. İzzet Günay'a buradan çok sevgiler gönderelim. Gerçekten inanılmaz bir karakterdir. İnanılmaz sevgi dolu, mütevazı ve gerçekten dümdüz bir adamdır.
Kendisi çok değerli bir insan. Programımızda biz aslında şundan bahsetti daha doğrusu. Yani insanlar cep telefonlarını yeterince kullanmıyorlar. Birçok güzellikleri kaybediyorlar. Hani karşısından gelen o güzellikleri fark etmeden sadece telefonla yaşayıp ilkel bir hale getirdiler kendilerini. Aslında modern bir çağda yaşamak yerine ilkelleştirdiler diye bir şey olmuştu. Bunun hakkında işte uzun uzun konuştuk ancak evet teknoloji yeterince kullanılsın diye bir sadece konuşma devam etti. Başka bir çözüm bulunamaz buna. Çünkü biz bir toplumuz ve toplum olarak bir değerimiz var. İşte dedim ya kendinize saygınız olursa karşıdakine yol verirsiniz. Kendinize saygınız yoksa sürekli o yol sizindir. Hep yollar sizin zannedersiniz. Aslında öyle değildir tabii ki. Buna bağlı olarak ben şey söylemek isterim. Tabii ki benim İzzet Günay gibi çok değerli dev isimleri ağırladım. Bir Banu Alkan ağırladım. Engin Çağlar'ı ağırladım. Salih Güney'i ağırladım. İsmini sayamazsam çok özür dilerim. Bulut Aras'ı ağırladım. Deniz Akbulut'u ağırladım. İlyas Salman'ı. Gerçekten büyük dev isimler. Nilüfer Aydın'ı, Devlet Devrim'i, Aysun Güven'i. Ve yani hemen hemen hepsini, değil mi Onurcuğum? Bir Edison dışında, o da bir programı var, ondan sonra onu da alacağım inşallah. Bir de her şeyden önce ben onların dostluğunu kazandım. Çok önemli. Ben onlarla birlikteydim ve uzun yıllar boyunca da biz hep bir şey yapma planım vardı benim Türk sineması adına. Çünkü evet, gerçekten Türk sinemasıyla büyüyen biri olarak, evet, ve onların filmlerine karşı bir yapımcı olarak ne yapabilirim diye düşündüğümüzde çıkan bir projeydi bu. Sonra böyle Yeşilçam'ın çınarlarını yapalım ve bir arşiv olsun. Çünkü onlar bir belgesel. Güzel var, programlar gerçekten. Evet. Herkes seyrediyor. Bizler de zevkle seyrediyoruz. Ay, teşekkür Erdem ederim. Erdem Bey bir Salih Güney de benim için çağırmıştım. Hani siz şimdi isimler saydınız ya. Evet. Biz de şimdi ayıptır söylemesi o saydığınız isimlerden bazılarını inşallah biz de programımızda konuk tabii edip seyircilerimizle buluşturacağız. Tabii kalitemizin ki göstergesi olarak. Tabii şimdi ki sen de bir şey diyeceksin, seni dinliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Döneceğiz, rica ederim. Tabii ki. Çok tabii güzel. Ki. Yani bu proje yaptığınız için kutluyoruz özellikle. Çünkü Türk sinemasına mutlaka sahip çıkılmalı. Bizim en büyük değerimiz diyoruz. Sevgili Onur Akay'dan hemen bir şarkı, sonra Mahmut Han'dan da bir şarkı ve Mahmut Han'a çok özel sorular gelecek birazdan. Ama bekle. Evet. Hangi şarkımız? Hangi şarkımız gelecek? Şimdiki sürpriz olsun. Peki bir dakika bir şey soracağım. Evet. Kardeş kanaldan seyrediler mi yönetimden? Onları da selamıyor olacağım. Evet, seyrediyorlar. Seyrediyorlarsa Necati Bey ve oğlu Sercan Bey'e sevgilerimi sunuyorum burada. Zor musun? Evet, Necati Bey'in de size selamı vardı. Aleykümselam kendisine. Buradan da o zaman onu söyleyeyim. Ben şimdi başka bir kanalda da program yapıyorum. Erdem Bey bana diye yolda gelirken patron söyledi mi, izleyecek mi diye. İşi gücü bırakacak. Şimdi şunu söyleyeceğim. Yok, ben kendisini tanırım. Gerçekten çok, o da beyefendi bir insandır. Hani evet, yaşı kemale ermiş ama işinin başına dimdik duran aslan gibi çok adamdır. Çok güzel. Yok, genç ya. Yani bilgi birikimi anlamında. Erdem Bey bugün var ya, önemli bir şey ama. Ya kemale ermek demek artık hani bilgi birikimi had safhaya ulaşmış anlamına geliyor. Yani ben yani kendisine tabii başka bir şey demiyorum. Yaşlı falan dedim mi? İhtiyar dedim mi? Bir şey demedim ki. Kesinlikle demedim. Ben şarkıya geçeyim. Onurcuğum bu konuyu güzel bir şarkıyla. Tabii. Hemen bütün seyircilerimizi ne yapalım? Çok sürpriz olsun Erdem Bey. Şarkımız bütün izleyicilerinize armağan olsun benden yine. Dökmedim gözyaşlarımı, sana
ürettim evimden gidene kadar. Yastığa koyunca sensiz başımı ağladım gözyaşım bitene kadar. Yastığa koyunca sensiz başımı ağladım gözyaşım bitene kadar. Aradım eski bir resmini buldum. Baktıkça yüzüne saçımı yoldum. Yaşlı bir sakiye misafir oldum. Meyhane kapandı diyene kadar. Aradım eski bir resmini buldum. Baktıkça yüzüne saçımı yoldum. Yaşlı bir sakiye misafir oldum. Meyhane kapandı diyene kadar. Demedin gücüme gitti. Hani hep benimdin ölene kadar. Girseydim keşke yerin dibine. Bu acı günleri görene kadar. Girseydim keşke yerin dibine. Bu acı günleri görene kadar. Aradım eski bir resmini buldum. Baktıkça yüzüne saçımı yoldum. Yaşlı bir sakiye misafir oldum. Meyhane kapandı diyene kadar. Buyurun oturur musunuz şuraya? Evet. Buraya oturabilirsiniz. Öyle birden. Ben de şöyle gelmek istiyorum. Evet. Sevgili seyirciler. Vallahi maşallah. Onur Bey'den dinlemiş olduğumuz bu güzel, yüreğimizi coşturan, bizi hüzünlendiren. Ama neticesinde yürek apoletimize hieroglif gibi kazınmış bu şarkıdan sonra ben şunu söylemek istiyorum. Hani eskiler derler ya, çok mütehassis oldum. Evladım fevkaladenin fevkinde konuştun dünya güzelim. Ben zaten... Şeye benzedi. Bülent Hanım ile Halil Karadumar rahmetli böyle otururlardı. Namütenayi saygılarımı sunuyorum. Bu arada şimdi sevgili seyirciler. Hani derler ya megaloman olmak çok kötü bir şeydir. Ben sevmem, çok karşıyım. Ama şimdi bir Halil Karadumar dediğiniz zaman
Kutupta yaz gibi. Ne rüyalarda buluşuruz. Tabii, ne güzel şarkı duruyor. Allah rahmet eylesin. Söyler misiniz onu? Cennet olsun. Rüyalarda, onları da inşallah bir gün sazla geldiğimizde okurum. Rüyalarda okun, buluşuruz. Bu şarkıyla bile kavuşuruz. Sözünü biliyor muyuz? Söyleyeyim. Tabii onu şimdi daha sonra şimdi, okuyalım. Her söyleyeyim. Şey daha güzel olur. Zamanında biliyorsun Sibel Can'ın tabii. albümü, en çok satan albümü tabii. bu şarkıydı. Niye söyledin? Aşk günümüz olsa bile, gözümüz yaş dolsa bile, zaman geçmiş olsa bile, rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Rüyalarda buluşuruz. Vallahi yıllardır okumuyoruz. Ama ne güzel şarkı. Nasıl söylettim ama? Evet. Bir de içimden de geldi. İşte benim. Amaç onu evet. yapmak zaten. Sevgili evet. seyirciler. Şimdi bu şarkının bestesi Halil Karaduman'ın sözleri de Aşkın Tuna'nındır. Tabii tabii. Şimdi çok bakın sevgili yani. Seyirciler. Pek çok şarkıda olduğu gibi. Halil Karaduman yine 2007 senesinde Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Kendisini evet. pek çok programlardan çağırırlarken benim programıma geldi, konuk oldu ve bütün bu şarkılarını okudu kanunuyla. Değil mi? Biliyorsunuz dünya çapında bir virtüözdür. Tabii, ve tabii. o programın kaydı var. İnşallah yayınımız devam ederse bölümler halinde ilerki programlarda seyircilerimize seyretmek isterim. Tabii. Değerli bir sanatçıydı. Tekrar Allah rahmet eylesin. Siz de o şarkısını çok güzel yorumladınız. Ben de bir gün inşallah sazlarla gelirim. Böyle bütün şarkılarını okuruz. Işıl'cığım kızmıyorsun değil mi? Ah hiç kızar mı? Gelsene hiç sen kızar. De. Hayır, gel sen. İstemiyorum. Ha. Siz konuşun. Ben çünkü Mahmut Han'dan şarkı alacağım birazdan. Ben şimdi onunla biz şimdi onunla bakkala gideceğiz. Bakkala gideceğiz. Yavaş yavaş ne yapalım o zaman? Şimdi çok özür dilerim sırtımızı döndük. Geçelim değil mi? Estağfurullah. Şöyle yapalım. Şimdi sohbete doyumu olmuyor. TRT tadındasınız. Harikasınız. Nursel Hanım'la biraz sonra futbolu konuşacağız. Futbolu konuşacağız Nursel Hanım'la ama. Futbolu biliyorsunuz burada. Şimdi sen varken dedim ya. Hani seni bir spor programının moderatörü olsan bu kadar iyi olur yani. Şimdi ya, ama Erdem'cim o kadar güzel bir diksiyon. Ben 2 sene diksiyon hocalığı yaptım. Aa, güzel Türkçe konuşum hocalığı. Çok çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mükemmel. Keyfimiz yerine geldi. Keyfimiz yerine geldi. Ne yapalım Mahmut Han? Mahmut Han'dan şöyle bir pervane mi yapsak? Hareketli mi yapsak? Pervane yapabiliriz pervane mesela. Yapalım. Biz de pervane olalım sahnede o zaman. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi oynuyoruz. Pervane pervane oğlum peşinde, bir yara oldun sen benim içimde. Pervane pervane oldum peşinde, bir yara oldun sen benim içimde. Aşkın ızdırabından bıktım sandım, sonu gelmez bu aşkın. Aşkın ızdırabından bıktım sandım, sonu gelmez bu aşkın. Bana yine sen geldiğinde, son sözü sen söylediğinde, geriye kalan senden bir yandan yorgun aşklardan. Bana yine sen geldiğinde, son sözü sen söylediğinde, geriye kalan senden bir yandan yorgun aşklardan. Ben deli divane oldum peşinde, Mecnun'a döndürdün beni peşinde. Ben deli divane oldum peşinde, Mecnun'a döndürdün beni bir günde. Çok yoruldum artık nazından senin, hiç de olmaz sanma güzelim yerim. Çok yoruldum artık nazından senin, hiç de olmaz sanma güzelim yerim. Bana yine sen geldiğinde, son sözü sen söylediğinde, geriye kalan senden bir yandan yorgun aşklardan. Bana yine sen geldiğinde, son sözü sen söylediğinde, geriye kalan senden bir yandan yorgun aşklardan. Thank you.
dediğinde, son sözü sen söylediğinde, geriye kalan senden bir yanda, yorgun aşklardan bana yine sen geldiğinde, son sözü sen söylediğinde, geriye kalan senden bir yanda, yorgun aşklardan bana yine sen geldiğinde, son sözü sen söylediğinde, geriye kalan senden bir yanda, yorgun aşklardan bana yine sen geldiğinde, son sözü sen söylediğinde, geriye kalan senden bir yanda, yorgun aşklardan. Çok teşekkür ederim Erdem Bey. Bu arada böyle oynadığınızı bahsetmediniz size. Ya ben konuştuğunuz çok ama iyi bahsetmediniz ben yani. Ben oynarım ama hep güzel oynarım. Ama evet, daha kötü. Çok beğendim. Biraz sonra hareketli söyleyeceğim mi? Oynayacağım. Tabii inşallah. Efendim rahmetli Michael Jackson ölmeden önce o şey ya ilk çıktı o Bad albümünde çok küçük Erdem Bey dansçı olarak tevki gördü. Sevgili seyirciler o konular uzun konular. Evet. O konular uzun konular. Evet. Şimdi ne yaptı biliyor musunuz sevgili seyirciler? Ufak bir çay molası verelim biz burada. Küçücük ufacık ama iyiydik. Siz ekranınızın karşısından sakın ayrılmayın. Bakın çok önemli bir şey çıkacak. Biz de hem çayımızı içeceğiz hem onu seyredeceğiz. Sonrasında buradayız. Bizden ayrılmayın. Ekranlarında birbirinden güzel sanatçılarımızla ve son derece güzel sohbetlerle devam ediyoruz. Şu an Dilek Onay da bizi izliyor. Dilek Hanım'a buradan kucaklar dolusu öpücüklerimi yolluyorum. Genel yönetmeni o da biliyorsunuz. Çok çok değerli. Buradan Dilek Hanım'a da selamlarımı yollamak istiyorum. Yani desene bütün genel yayın yönetmenleri şu anda bizi takip ediyorlar. Çünkü hazır da bir tane genel müdürlük konumuz varken bir kardeş kanalda bütün genel müdürler kilitlendi. Şimdi... Hemen şeye girelim Erdem Beyciğim. Çünkü biliyorsunuz girelim. Çok sohbet ediyoruz. Çok sohbet etmemizin nedeni ikimizin de çok konuşması. Ama bu bölümde biraz daha şarkılara ağırlık halk verelim. İstiyor. 2-2 halk istiyor. Şarkıları alalım halk istiyor. Evet. Biz halktan yanayız. Şimdi efendim sevgili partnerim Erdem Gençlük'le çapraz sorguya devam edelim. Sonra şarkılara devam edeceğiz. Sizi şöyle beni de böyle alıyoruz. Tamam. Çapraz sorgu başla. Daha ilk programda hemen kaptın olayı. Aynen yani, koparım. Ben tamam yavaş yavaş hemen. Gidelim. Çapraz bana sorgu... sorunuz varsa onu da alırım sizden. Sorularım çok sorularım var ama o bana zaman soruklarımıza kalmaz. Peki. Soracak. Onu ben sonra hemen, konuşuruz yine. Ben hemen Mahmut Han Demir'e döneceğim. Mahmut Han Demir'le daha konuşamadık canım arkadaşım. Beni kırmadı tabii. Geldi sağ olsun güzel insan. Daha önceki programıma da gelmişti. Sen nerede ben orada. Canımsın. Bu şimdi... arada evet. Programlarında da beni unutmaz. Hemen çağırır arkadaşım. Tabii, sağ olsun. Bana da söyledi.